Ve Doktor Boson Higgs o ana kadar birçok portaldan geçtiği gibi G-Man'in açtığı portaldan da geçti. Tabii uzay zamanda ışınlanmak tehlikeli bir iştir. Sonraki defa kendini nerede bulacağını bilemezsin. Ve bu yorucu yolculuğun sonraki durağı kesinlikle Bay Higgs'in beklediği bir yer değildi. Ama Bay Higgs ziyaret ettiği bu beklenmedik yeri ve buranın sakinlerini oldukça sevecekti. Merhabalar efendim, merhabalar. Ben Bay Higgs ve şu an kendimi çok tuhaf, ilginç bir yerde bulmaktayım. Bir an G-Man'le gizemli, takım elbiseli beyefendiyle konuştuğumuz trendeydim. Ve şimdi bu tuhaf yerde bulunmaktayım. Çok ilginç. Çok çok enteresan. İlgimi uyandırdı, bir merakımı uyandırdı açıkçası. Sanırım sizlerle de konuşmayalı bayağı bir zaman oldu. Bilimin değerli muhafızları, bilimin değerli takipçileri. Ne kadar ilginç bir yer. Bu yapılar ne mesela? Bunlar ne? Ben böyle yapılar görmedim Black mesela. Hoş burası da hafif bir çöl havası andırıyor. Bu ne mesela? Bu endüstri, bu okey. Burada bir endüstriyel mekan var. Güzel. Burada gelişmiş uydu teknolojileri, antenet teknolojileri falan görüyorum. Şurada bir kubbe var gibi. Şu tarafta kristalimsi yapılar görüyorum. İlginç. Burada farklı farklı yapılar var. Bu bir güç alanı anlaşılan güzel bilimsel ilerleyişin, teknik bilginin bir kez daha hüküm sürdüğü, üstün geldiği farklı ilginç topraklardayız. Yakında şöyle bir şey buldum. Sanırım bunu burada çalışan bilimsel personel giyiyor. Bakalım ne yapabileceğiz, ne edeceğiz, nasıl bir çözüm bulacağız. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şu an tuhaf bir durumda olabiliriz. Şu an çok sıkıntılı bir sürece girmiş olabiliriz. Ama unutmayın ki yaşamdaki en gerçek, tek gerçek otorite bilimdir ve gerçek bilim Bay Higgs'le birlikte gelir efendim. Merhabalar, baştan hoş geldiniz. Ben de bu durumu çözmek için bir an önce harekete geçeyim. Girelim bakalım bu kapı neymiş? Metalik şeyleri olan bir... Oho! Burada bir ilginç bir harita var. Wow! Oldukça gelişmiş bir yerdeyiz sanıyorum. Burada farklı bir zırhın planları var, çizimleri var. Wow! Farklı cihazlar ışıldıyor. Bilim her zaman ışıldar. Unutmayın. Oo, burada da bilimsel personel de gösteriyor. Bir patlama gösteriyor. Bir kubbe gösteriyor. Sanırım içinde bulunduğumuz kubbe bu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu an bir şey göstermiyor. O kocaman bir krater. Bilimsel personel gösteriyor baştan. İlginç. Sanırım buradaki bilimsel personel bunlar. Buradaki bilim insanları bunlar. Oo, atom çekirdeği. Bir parçalanma görüyoruz. Atom çekirdeği parçalanıyor. Einstein beyefendinin çok değerli formülü orada. Okey, baştan aynı şeye geri döndü. Peki, izin verirseniz bir sağlık durumuma bakmak istiyorum. Bir sağlık raporuma bakacağım. Kolumdaki bu tuhaf bilgisayardan. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Black Mesa'dan beri teknoloji biraz gelişmiş sanırım. Yani ben bir portaldan geçtim ve uzay zamanda bir yere geldim. Çok da anlayamadım efendim ne oluyor buralarda? Nasıl bir süreçten geçtik? Ne oldu? Nasıl bir işlem uygulandı üzerinde onu da pek anlayamadım yani. Kendimi burada buldum. Gördüğünüz gibi bilim her zaman güçlüdür. Bilim her zaman iyidir. Yukarıda da böyle değerlerimiz var. Sağlık değerlerimiz bu şekilde. Görmek isteyen
değerli bilimsel ahbaplarımız için. Burada da yine sağlık değerlerimi görüyorsunuz. İyi, gidelim bakalım. Aha, Nuka-Cola ve Sunset Sarsaparilla mı? Ben her zaman Nuka-Cola'yı tercih ederim. Oh, mis gibi, muah, mis gibi Nuka-Cola. Mis gibi Nuka-Cola. Şu an yönetmenimizin dediğine göre Nuka-Cola getiremiyormuş. Ama çok yakın zamanda Nuka-Cola'larımız da olacak. Üstüme bir sakinlik çekiyor sanki ya. Bir agresif, agresyon yaratan hormonların vücudumda bir şey yapıyor. Sakinleşiyor, bir azalıyor gibi. Öyle hissettim. Gidelim bakalım. Neymiş burası? Bu ne biçim bir görüntüdür? Ben sakinleştirme alanının çalıştığını duymuştum. Pekala, kimse kımıldamasın. Bununla ben ilgileneceğim. Haberin olsun davetsiz misafir. Büyük Mount, Büyük Dağ'ın beyin takımının toplu dehamızın önündesin. Blip blop blip blop. Harika. Ne dediğimi unuttum. Ne diyordum ben? Yine nasıl bilimsel belalara çattık? Hiçbir fikrim yok. Ama yine rasyonel düşünce ve bilimsel yöntemle bunun da üstesinden geleceğiz. Ha, bir şey mi dedi? Anlayan var mı? Boros, sen hayvanlarla çalışıyorsun. Tercüme et. Bir lobotomite burada, kubbede. Ha, durum daha kötü hale gelemez. Şimdi de lobotomite'lar gelmeye başladı. Dağla, bu şey etrafa dışkı yapmaya başlamadan önce spreyi getir. Lobotomite mı? Dr. Klein, hipotezim doğru ise bu lobotomite sinyal yolladığımız beynin deposu. Bir zamanlar içinde bulunduğu deri zarf. Öyleyse bu kraterin dışında bir şey olduğunun kanıtı. Ve o şeyler, ayağın ucunda sallanan o küçük şeyler uzuvlar mı? İğrenç. Onlar ayak parmakları Dr. Klein. Ufak oyuncak ayak parmakları. Uzuvlar o ufak uzantılardan çok daha büyüktür. Ah, duyduğum kadarıyla. İnsan uzuvlarının o kadar büyük olduğunu duymamıştım. Bu kişinin kendi deneyimlerine göre değişir Dr. O. Oksijen tüketmek için kullandığı iki küçük delikli burnuna bakın. Burnumu, büyük parazit aşkına, bu lobotomite'lerdeki gereksiz organ fazlalığı beni şaşırtıyor. Benim bilimsel birikimim nasıl bunları yetmiyor ya? Bunu yapmaya yetmiyor ya? Demek ki oldukça gelişmiş bir tesise geldik değerli dostlarım. Şimdi beyefendiler, hanımefendiler, lütfen nasıl beni buraya getirdiyseniz aynı şekilde geri yollayın. Benim savunmam gereken bir bilimsel tesis var Black Mesa adında. Ben de bilimsel bir personelim. Benim de araştırmalarım var. Lütfen beni oraya yollar mısınız? Dr. Klein, şuna bakın. Kafa hareketlerine, ilkel nemli göz monitörlerine. Boros'un karakteristik bulgularına katılıyorum. Bu ufak lobotomite beyni çıkarılan bir şeye göre etrafa fazla dikkat ediyor. Saçmalık. Lobotomite'lar bizi algılayamaz. Blip blop blip blop blip blop. Hepiniz kapanın, susun ve hepinizin her zamanki gibi ne kadar yanıldığını kanıtlamama izin verin. Lobotomite, beni anlıyor musun? Konuşabiliyor musun? Şimdi beyefendi, konuşuyorum yani ne kadar süredir. Neden kendimi pasif hissediyorum ben? Neden şey yapamıyorum? Neden otoriteme davranamıyorum? Otoritem yanımda mı onu da bilmiyorum şu an ama göreceğiz. Onlar kelimeler de değil mi? Soru biçiminde. O bana sorular soruyor. Bu bir çeşit numara mı? Değil beyefendi, soru bu. Çabalarımız bize karşı geri döndü. Tanrı rolü yaparken bir canavar yarattık. Ah, klasik Frankenstein rolü. Öyleyse aradığımız yanıt bu olabilir. Sonunda bir fırsat. Neyin fırsatı bu beyefendi? Probleminiz ne? Yanıtınız ne? Sorunuz ne? Blip blop blip blop yani. Beyefendi, anlıyor musunuz? Blip blop. Dr. Klein, yasak mıntıkadan bir yayın. Doğruca bize gönderilmiş. Bu sadece... Big Mountain'daki eski iş arkadaşlarım, büyük beyin takımı. Aslında hepiniz büyük salaklarsınız. Ben Dr. Mobius. Yasak mıntıkadaki kubbe biçimindeki kubbemden size yayın yapıyorum. Şu anda bile tehlikeli robot akreplerim Big Mountain'ın her yerinde kıskaçları ve sivri lazer kuyrukları ile dolaşıyor. Big Mountain araştırma tesislerinde kapalı olan teknolojiler bile sizi kurtaramaz. Beyin takımının içinde durun ve orada kalın. Hepsi bu kadar. Bu da daha da deli bir bilim insanı. Güle güle. Teşekkürler. Çok naziksiniz beyefendi. Gözünüzün bir tanesi kırılmış. Kırgınlıklar olmasın. Mobius. Hep aynı yayın. Hatalı ve hatalı sonuçlar veren ama okulu seviyesindeki falan filan ne yapacağız? Yasak mıntıkaya giremeyiz. Her tarafta robot akrepler var. Yasak mıntıka hiçbir beynin daha önce girmediği veya oradan dönmediği bir yer. Doktor Mobius aşkına. Dışında. Ha, bizi kurtarabilecek teknolojiler ulaşamayacağımız yerlerde. Ve Doktor Mobius bizimle dalga geçiyor. Çatlak monitörünü gördünüz mü? Kendini salmış.
Ne? Lobotomite'dan yardım mı isteyelim? 8. Mantık destek pompalarındaki sıvı seviyelerini kontrol ettirmelisin. Bu lobotomite yanıt verdiyse Dr. Klein zeki olduğu ortada. Belki şimdiye kadar bilinmeyen seviyelerde yarım severlik gösteriyordur. Ama peki ya beyni? Onu çıkarttık. Onu nerede bıraktığımızı bilmiyoruz. Ve onu geri yerleştirme bilgisine gelince onu da bilmiyoruz. Evet, yine de bilinci açık ve tepki veriyor. Şuna bakın, şu anda bile büyük oyuncak ayıcık gözleriyle bize bakıyor. Nazikçe sorarsak ve gereksiz ya vahşi beyin ameliyatından bahsetmezsek bize yardım etmek isteyebilir. Beyefendiler, hanımefendiler. Orada lütfen bir duralım. Ben zihnimle, zekamla, beynimle iş yapan birisiyim. Siz nasıl benim beynimi çıkarırsınız? Evet, beyni çıkarttık yumuşacık. Az kırışmış, yine de bilgi ve deneyimle doluydu. Tabii ki bilgi ve deneyimle doluydu. Oh! Beyin çıktıktan sonra bobinler girdi. Tesla bobinleri. Nikola Tesla'nın bobinleri. Nikola beyefendi de çok önemli bir beyefendi tabii. Beyinsiz özelliği. Beyninin yerine gelişmiş teknolojiler yerleştirildi. Kafan artık sakatlanamaz. Madde bağımlılığına karşı dirençli %25 direnç ve bedenin aldığı hasardan kaynaklı şoklardan korunuyor. Ama beynimi geri istiyorum yani. O benim beynim. Ben beynimle iş yaparım. Evet 8. Böbürlenmene gerek yok. Beynin her neredeyse düşüncelerini sana bir şeyler aracılığıyla aktarıyor. Tesla bobinleri. Kafasının içinde. Wow! Kafamın içine Tesla bobinleri mi koydunuz? Bu pek çok açıdan iyi bir şey. Beynin kubbenin içinde bir yerde olsaydı saldırganlık hareketlerini kullanabilirdin. Sakinleştirme alanını alt ederdin. Buna izin veremeyiz. Biz hiç çatışmadık. Bunu istemeyiz. Tıp bilgim de yok. Burası ne kadar gelişmiş bir yerdir ki benim bilimsel uzmanlığım, benim bilimsel deneyimim yetersiz kalıyor. Beni ne kadar ameliyat ettiniz beyefendi? Kendimi çok kötü bir şekilde çözülmüş yapboz bulmaca gibi hissediyorum. Bu benim sorumluluğum. Aslında işin büyük çoğunluğunu otodok yapmıştı. Fazlasıyla hamarat, neredeyse tüm araştırmalarımda işime karışıyor. O senin beynini çıkardıktan ve onu ben kaybettikten sonra diğer organlarını, sinir hücrelerini telgraf gibi kullanarak talimat istemeye başladılar. Onların sinyal göndermesine izin vermek yerine onları da çıkardım. Sessiz olun küçük organlar. Hazinelerinizle uyuyun. Dal Aziz'i seviyor. İlki kalpti. Aa, kalbimi çıkarttınız. Kalbimi de mi çıkarttınız? Göğsündeki izler beyin takımının söylediklerini doğruluyor. Zehirlenemezsin ve yapay kan pompandaki filtreler kanamayı ve iyileşmeyi düzenleyerek tüm iyileştirici maddelerin kimyasalar daha yüksek seviyede %25 çalışmasını sağlayacak. Robotların kafasını karıştırıyorsun ve %50 daha az düşük ihtimalle seni kritik saldırılarla vuracaklar. Bir saniye yani. İkincisi kalpti. Beyni ilkti. Üçüncüsü ise omurgaydı. Ne diyorsunuz siz? Nelerimi aldınız? Ben miyim ki artık? Ben başka bir şey olmuşum. Ben artık Homo sapiens değilim. Ben artık insan türü değilim. Ben başka bir şeyim. Ben bir cyborg'um. Yani bunu Black Mesa'da bile yapmıyoruz biz. Ki Black Mesa'da neler yaptık. İnsanlığın sınırlarını ne kadar zorladık. Bunu bile yapmıyoruz. Hoş, siz insanlığın sınırlarını zorlamamışsınız. Onları kırıp geçmişsiniz. Şuna baksana. Tüplerin içinde beyin var. Onun dışında 3 tane ekran var. 3 tane telefon, tablet. Omurgasız özelliği. Ameliyattaki zorluklar nedeniyle omurgan da değiştirildi. Gövden artık sakatlanamaz. Kuvvetin ve hasar eşiğin arttı. Yalnız bir şey diyeceğim. Bunlar bu kadar organımı çıkarttı ama gayet iyi gibiyim şu an. Yani çok avantajım var gibi. Çok hoşuma gitti bu iş. Benim bazı biyolojik zayıflıklarımı giderip yerine mekanik avantajlar getirmişler gibi. Şimdi siz benim kalbimi, beynimi ve omurgamı mı çıkarttınız? O otodok hurdası Mobius'un ürettiği şeylerden biri. Çatı katındaki konuşan o diğer hurdalar gibi. Ondan sonra beyin yolunu kaybetti. Mecazen demiyorum. Borulardan birine girmiş olabilir. Aslında bu oldukça olası. Beyin nasıl yolunu kaybetsin? Öyleyse Mobius'un yanına kadar sifondan akan su gibi floş diye gitmiş olmalı. Floş. Bu sifondan akan sunumun sesi. Rolando'nun bölmesi adına biyolojik ameliyattan bu kadar bahsettiğiniz yeter. Lobotomite, sesimi dinle. Bunu istemek beni uyutandırıyor ama yardımına ihtiyacımız var. Olasılıklar içinde en olası şey düşmanımız Mobius senin beynine sahip. Bu iyi bir şey değil. Muhtemelen yakında bir şey yapacak. Onu durdurmanı istiyoruz. Bir şekilde. Bilimle. Bilim dedim, beni çaldın beyefendi. Mobius'u durdurmak için teknolojilere ihtiyacınız olduğunu mu söylemiştiniz? Teknoloji dediniz, beni benden aldınız. Bilim dediniz, beni benden aldınız. Aynı zamanda gerçekten beni benden aldınız. Omurgamı, beynimi ve kalbimi alarak ama... Evet, tek fırsatımız bu. Mobius'un ilk yayınından sonra aklımıza gelen çaresiz bir plan. Belki, ufak bir belki, bu saklı teknolojileri elde edersek Mobius'a ve yasak mıntıkadan yayılan kabusa bir son verebiliriz. Şimdi planınız tam olarak nedir beyefendi? Genellemelerden başka bir şey anlamadım. Ayrıntılara ihtiyacım var. Bana talimatlar verin. Plan çok karmaşık ve hala başarılı olursa nasıl çalışacağını hesaplıyoruz. Plan o kısmı bizim sorumluluğumuzda.
Tamam beyefendi, yardım ederim ben. Yardım ederim. Bilim dedin, teknik dedin, beni benden aldın. Sakinleş 8. Birazdan o konuya girecektim, tamam mı? 8 araştırma merkezlerinin bilinen son koordinatlarını iletti. Onlar bazen hareket ediyor ya da gömülüyor ya da havaya uçuyorlar. Ne? Teknolojiler biraz tehlikeli görünüyor. Ya yerinden oynuyorlar, patlıyorlar, bir şeyler yapıyorlarsa yani tehlikeli bunlar. Ben biraz iş güvenliğim sanki sağlanmıyor gibi. Saçmalık. Bu yer nükleer patlama alanından daha tehlikeli değil. Teknolojilerimiz aşırı yüklenmiş bir Tesla prototipinden daha ölümcül değil. Teknolojiler X2 verici anten sistemi uyumlu düşünceyi çok yüksek frekansla odaklamak için kullanılır. Psikoanalitik kan sessiz nemlendiricili gizlilik zırhı dünya böyle bir zırhı duymadı, görmedi ve göremezdi. Ve 8'in ses dalgası emitör yansıtıcı tabancası tehlikeli frekanslarda ses dalgaları yayınlayabiliyor. Bu kadar. Seni gerektiği kadar bilgilendirdik. Dikkat verdiysen harcadığın zamanın en düşük seviyede olacağını hesapladık bizim standartlarımıza göre. Acele edersen bizim şükran jestimizin alıcısı olacaksın. Böyle eski dünya jestlerini sık sık yapmayız. Ben de açıkçası biraz daha tam kendime gelemedim. Uzay zamanda dematerialize olup sonra baştan materialize olmak bana çok yaramadı gibi. Ve bunları sık sık yapmak da çok da yaramıyor ama tamam ben bunu yaparım. En kısa sürede bunu bitirip hallederiz. Aynı zamanda krateri de keşfederiz. Neler var? Araştırma testleri diyor. Teknoloji diyor. Ben bir göz atarım yani. Belki uzaylı işgalcilere karşı veya dünya düzücülere karşı verdiğimiz mücadelede işimize yarayabilir. Bu nasıl bir mantıksızlık? Kirli, uzuv uçlu ayak parmaklarını laboratuvarlarımızdan ve sırlarımızdan uzak tut. Lobotomaitlerin görmemesi gereken şeyler var. Şaşkın edecek ve muhtemelen korkutacak. Korkutacak şeyler. Biz senin laboratuvarlarına girip senin solüsyonlarını boşaltmıyoruz. Hayır, benim iç organlarımı alıyorsunuz. Biraz beni küçümsüyor gibisiniz. Bence sizinle yeniden bir konuşma yapıp aynı seviyeye geleceğiz. Her ne kadar burası çok gelişmiş olsa da ben de gayet yetişmiş, yetenekli bir bilim insanıyım ve bilimsel uzmanlığım da işime çok yarayacaktır. Böyle olmaz efendim, böyle olmaz. Beni buraya getiriyorsunuz, iç organlarımı alıyorsunuz. Bana yardımcı olun, biraz bir şeyler verin. Ha doğru. Usuf ayaklarının üzerinde yürümelisin. Bizim gelişmiş robot gövdelerimizden çok daha yavaş olarak. Ufak oyuncak ayı daima kendi kalın şişko ayaklarıyla direkt çitlere doğru koşup hemen doğruca yanımıza dönebilir. Kraterin sınırı saran çit seni tesisten uzaklaşmana engel olacak, yani koruyacak. Bizim hepimizi koruyan büyük radar çiti. Parlayan direklere fazla yaklaşırsan yakınlaşma uyarısı senin fazla yakınlaşına dair bir uyarı verecek. Kısacası diyor ki kraterin sınırlarını aşarsan oradaki cihazlar seni doğrudan buraya ışınlayacak. Yani diyor ki baştan dematerialize olacaksın ve baştan burada materialize olacaksın. Çok da hoş bir kavram değil. O yüzden bunu yapmamaya çalışırız. Harika. Bu konuda başka bir şey gerçekten duymak istemiyorum. Siz beni buraya hapsediyorsunuz. Hiç hoş değil. Yakışmıyor. Medeniyete de yakışmıyor. Bilimsel ilerleyişe de yakışmıyor. Sizin gibi bilim gibi muazzam bir kavramla oluşan personele de yakışmıyor. Dr. Klein, lafa girmeme izin verirseniz. Ses dalgası emitörünü bulmasını söylemiştik ya. Anlaşıldı ki o zaten bizdeymiş. Tesadüfe bak. Kendinizi nerede sanıyorsunuz? Lise bilim fuarında mı? Kendinize gelin. Düz dünyacılardan farkınız yok. Ha! Evet. Sürekli bağırıyorsun. Duyu cihazlarım ve duygularım artık buna dayanamıyor. Bana verebileceğiniz herhangi bir araç varsa onları verin. Onlardan faydalanabilirim gerçekten. Ve düz dünyacılardan sizi kurtarabilirim. Ben onlar dünya düzcüler diyorum ama... Dahilerden daha mantık konuşuyorsun da Lobotomite. Madem ses dalgası... Sonik yansıtıcı şey silahı elimizde, verin onu buna. Sarın tabancaya yeni bir frekans eklenmesi gerekli. Şarj olduğu zaman pek çok ses yayınlanması için tasarlanmıştı. Ve X8'de kayboldu o şeylerden birisi, versiyonlardan. Lobotomite emitörü verin. Ses efekti frekansı yüklü mü? Abi verin şu silahı. Beyefendi şu silahı verin de gideyim, gözünü seveyim ya. Ne yapıyor? Sarım silahı... Evet. Oldukça havalı bir, bilimsel olarak oldukça havalı bir cihaz. Lütfen verin, ben de gideyim. Nereye doğrulttuğuna dikkat et. Sağlam bir cihaz değil. Yani şimdi diyorsunuz ki bu silah kraterdeki güç alanlarında mı işe yarıyor? Şu anda değil. Planların o kısmını kaybettik. Boros kaybetti. Salak laboratuvarlarından veya salak evcil hayvanlarından birinde. O kaybedildi. Tüm sorular bu sonuca çıkıyor. Kraterdeki mavi alanlar güç ile alanlanacak. Sonsuza dek. Tamam, başka bir şey yoksa ben Mobius'u durdurayım ve buradan gidelim ve birbirimizi bir daha görmeyelim. Evet, bu şeyleri bizim için yap. Onların karmaşık planlarını anlamaya çalışma. O bizim işimiz. Bence ben de anlayabilirim ya, neden öyle diyorsun. Bu teknolojik mucizeleri elde edip ne kadar zarar verebileceğimi görmeye çalışacağım.
Şey, iyi. Bu durumda söylenen kelimeler neydi? Sağ ol. Evet. Sağ ol. Ne konuştunuz? Hanımefendiler, beyefendiler, efendiler ne konuştunuz? Ayrıca Higgs köyüne gidip orada yerleşmesine engel olur. Ve yakında olmasa ilişkisi... Higgs köyü var! Higgs köyü diye bir yer var! Sizin mantığınız ve beyin takımında lobotomite olmaması isteğim beni ikna etti. İşte Sync merkezi zekasını sana veriyorum. Lobotomite, bu çipi Sync'e götür. İçine sok. Çipin temiz olduğuna emin ol, yoksa takılabilir. Ondan sonra tüm biyolojik isteklerini Sync'e ilet. Hormonsal isteklerinin çoğunu karşılar. Sana yardım etmek isteyebileceğimiz başka bir şey yok ve sabır seviyelerimiz tükenmiş durumda. Artık git. Gerekirse Sync'te dinlen ve falan filan. Ben var, ben bıktım. Bırakın beni gideyim. Değerli izleyenlerimiz, değerli dinleyicilerimiz, gördüğünüz gibi böyle manyakların ortasına denk düştük. İnsan diyeceğim ama insan türünün içinde olmak için gerekli özellikleri bunlar kaybetmişler. Bunlar artık başka bir şeyler. Bana her ne kadar lobotomite deseler de o ayak uzantılarıyla nasıl dik durabildiğini anlamıyorum. Ben de anlamıyorum çok zaten. İzninizle ben burada bulduğum ve bilimsel değeri olduğunu düşündüğüm her şeyi alacağım. Wow, bu nasıl bir cihaz? Neler oluyor burada? Gözlüğü alırım. Savaş öncesi şapka, onu da alayım. Savaş öncesi şapka alayım bunları. Wow. Peki. Bunu da alıyorum. Bu sanırım Doktor Dalan'ın odası. Çünkü böyle şeyler bir tek o ilgileniyor böyle şeylerle. Şapkalara karşı bir takıntısı var gibi. Doktor Dalan'ın küçük küçük takıntıları var. Dinozor oyuncağı. Wow. Burada da bir sürü radyo, bir sürü telsiz, bir sürü alıcı verici var. Burası da büyük bir ihtimalle dalga mühendisinin odası. Dalgaya almayın yani. Özür dilerim, çok özür dilerim. Yaptığım şu espriler için çok özür dilerim. Uzay zamanda bu şekilde atlayışlar yapmak bana pek iyi gelmiyor. Buraya izleyen kim var? Kim bu? Bu Mobius'un diğer gözü mü acaba? Kırık ekranlı gözü mü acaba? Ben bu delilik merkezinden çıkmam lazım artık. Görüyorsunuz. Bilimsel ahbaplarım. Bilim doğru kişiler tarafından kullanıldığında çok yararlı oluyor. Yanlış kişiler tarafından kullanıldığında çok zararlı oluyor. Ben bu Nuka-Cola'ları alırım. Sunset Sarsaparilla'lara dokunmayacağım. Sunset Sarsaparilla'lara dokunmayacağız. Lütfen Nuka-Cola'ya olan desteğinizi verin siz de. Oo, bu ne? Bunları alırım. Ve elimizde de şu an oldukça gelişmiş bir araç var diyeyim, silah var demeyeyim. Çünkü farklı kullanımları da olabiliyor. Çok yüksek teknolojilerle üretilmiş bir silah var. Ve şurayı da şey yapalım. Selamlarım ve tebrik ederim bayım ve Sink'e hoş geldiniz. Ben sizin elektronik uşağınız ve ikametgahınızın merkezi işlemcisiyim. Nasıl hizmet edebilirim bayım? Wow, sen de aslında biraz şeysin, bay olarak hitap ediyorsun. Çok teşekkürler. Çok nazik bir sentetik kişiliksin sen. Bayın alışveriş arayüzümle satın alacağı tüm eşyalar ufak robotlar aracılığıyla bu ikametgaha getirilecek. Ticaret yapalım bakalım. Şimdi bende bir sürü ıvır zıvır var. Bunları bir elimden çıkarayım. Özellikle şu mermileri elimden çıkarayım. Her ne kadar Black Mesa'da çok mermi kullanmış olsam da elimde böyle bir yüksek teknoloji silah varken onu kullanmak isterim. Şapkalar kalsın. Şapkaları buraya bir yere koyarız. Kendi şapkamda yırtıklar, sökükler olursa bu şapkalarla bir şekilde tamir ederim. Evet, şu anki durumumuz az çok böyle ve bakalım dış dünya, bu krater denen yer nasıl bir yermiş? Krater nasıl bir yermiş? Neden bu insanlar bu kadar bu olayların sınırına gelmişler? Bu delilik mekanından bir an önce uzaklaşalım ve yola çıkalım. Merhabalar beyefendi. Beyefendi, neden üzerime o teknolojik gelişmiş şeyle geliyorsunuz? Lütfen gelmez misiniz artık? Tamam, sen kötü sesler çıkarıyorsun. Bu hoş değildi. Sen hoş bir varlık değilsin.
Hayır hayır hayır. Hah! Hah! Lobotomite baygın mı? Bayılttım. Şey bayılttı. Proton baltası. Robotlar ve güç zırhlarına ekstra hasar. Oo. Üf, kafasını koparttı. Ben böyle vahşet görmemiştim daha önce. Anlaşıldı. Bizim biraz dikkatli gitmemiz gerekecek. Peki dur. Peşimden koşan var gibi şu an. Evet, aşağıdan gelen bir var. Şuradan gelen var. Başka. Lütfen bir süre Boom kasabasına uzak durun. Silah testi sonuçlanana kadar. Hayır, git git git. Sen çok çirkin bir şeysin. Şimdi benim anladığıma göre burası çok tehlikeli bir yer. Öf. Yine tehlikedeyim. Sen aşağıya gidiyorsun. Kesinlikle yanıma yaklaşmıyorsun. Wow wow. Nasıl ya? Nasıl oldu bu ya? Hayır. Lan tüh. Çok kötü oldu bu. Beyefendi. Lütfen gider misiniz? Sizin de alıp veremediğim bir şey yok. Hah, evet, o tarafa gidin lütfen. O tarafa gidin beyefendi. Sizin de alıp veremediğim bir şey yok. Oradaki lobotomite kaçtı gitti. Harika, ben bunları alırım. Ha, geliyor. Geliyorsun. Wow. Hey. Ho! Ho! Stop ya. Okay. Benim bütün bilimsel gücüm şu an tüm bunlarla uğraşmakta biraz zorlanıyor açıkçası. Ben bilim insanı cübbemi çıkarmam. Ben bilim insanı önlüğümü çıkarmam. Çünkü buna ihtiyacımız var. Aslında bir şekilde üstesinden gelebilirim bunların. Sen bana ulaşamadan ben çoktan buradan gitmiş olacağım. Dışarıda mısın? Benim ufak oyuncak lobotomite'ım. Dala seni ve peni uzuvlu ayaklarını çıkardı. Pıt pıt seslerini çok özledi. Sen ne biçim bir bilim insanısın ya. Sen buraya gelemiyorsun değil mi? He, öyle olursun tabii. Aa, geliyor. Neyse, senin gibi beyinsizlere ulaşacağıma bu tüpten giderim daha iyi. Bariz bir şekilde benim kullanmam için kurulmuş buraya. Benim gibi başka bilim yolunda ilerleyen insanlar tarafından. Wow. Şiddete başvurmayalım. Ho. Al ve yoluna devam et. Birileri yanıma mine döşemiş. Hep dünya düzcüler bu. Lobotomite dünya düzcüler. Beyinleri kendilerinden alınınca dünyanın yuvarlak olduğunu kavrayamıyorlar diyecektim. Sonra bir bacağımın olmadığını fark ettim. Her zaman bir aydınlatıcı bir faktör olmuştur insanın bacağın olmayışını kavrayışı. Okey, bu sefer hallettim. Şu an sıkıntılı değiliz. Şu an iyiyiz. Şu an her şey iyi. Değerli bilimsel yoldaşlarım, dürüst olmak gerekirse şu an olayların benim bilimsel birikimimi birazcık zorladığını kabul etmem gerekiyor. Bu farklı bir dünyanın bayrağı herhalde. Please stand clear. This is now a free fire zone. Put down your weapons and robotlar var. Tehditkar sinyaller veren robotlar var karşımızda şu an. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir şekilde yaparız. (Gülüyor)
Peki. Bunu vurabiliyor muyum? Vuramıyorum. Okey. Sana vurabiliyorum dur şu an. Gayet yakınız. Devam et, devam et. Okey, robotlara özel geliştirilen özel silahlarımız işe yaradı. Haha! Bu kapı enerji kütlelerini geçirmiyor. Okay, bu öldü. For your safety, please take cover until the lawbreaker has dealt with. Anlaşıldı. Devam, 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 devam. Vurmaya devam, vurmaya devam, vurmaya devam. İnsanlara karşı ayaklanan robotlara ölüm. Oh. Dünya düzcü cahiller, uzaylı işgalciler ve robot, isyankar robotlar. Bir Nuka-Cola en azından. Wow. En azından bakalım neler varmış. Enerji pili. Enerji pili. Bunlar hep iyi. Bunlar hep güzel. Sync projesi lamba düğmesi. Lamba düğmesini alalım lütfen. Oradaki cihazları, sentetik kişilikleri, bize yardımcı olacak sentetik kişilikleri çalıştıralım. Vücudumun üzerindeki Higgs'inci derecedeki yanıklar iyileşene kadar içmem lazım. Evet, Bay Higgs biraz hafif zorlanıyor olabilir ama olsun. Bilimsel irade, rasyonel irade hiçbir zaman şey yapmayacak. Havalı tüfek, çok havalı tüfekmiş, ben bunu alıyorum. Mermilerimizi de biraz yeniledim. Senden de enerji pili çıktı. Harika. Harika. Ben fazla yüklü enerji pillerini kullansam fena olmaz gibi. Yozan, bize bahsedilen şu yere bir çıkalım. Ne bulacağız acaba? Nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Çok merak ediyorum. Bu ne? Aa, bu ne öyle? Oo. Antenin bazı kısımlarını enerji kalkanlarıyla kapatmışlar. Güzel, akıllıca, çok iyi. Bayağı akıllıca. X2 anten. X2 anteni. Alalım bakalım. X2 anteninin şemaları beyin takımına yüklendi. Harika. Aa. Burada bir tehdit var. Ne var burada? Aşağıda birisi mi var? Aa. O ne? Akrep. Aa, robot akrepler. Bir sürü robot akrep var. Aa, okay, peki. Dürüst olacağım. Ben bu robot akreplerle çatışmak istemiyorum. Rasyonel düşünce diyor ki sen buradan kaç. Rasyonel düşünce bana onu diyor. Sen buradan kaç. Açıkçası ben de buradan kaçmak istiyorum ama şurada sanırım bir Higgs yeri vardı değil mi? Şuradaki yer sanırım Higgs köyü. Oraya bir gidelim. Higgs köyüne gitmeden olmaz. Ben geri dönebiliyor muyuz? Merhaba, sen bir... Ben yere düşüyorum. Ben yere düştüm bir şekilde. Çok fazla akrep var, çok fazla akrep var, çok fazla... Aa, bunlar bir de sıkıyorlar. Güzel, harika. Bununla bu X2 anteniyle vuruyoruz. Bu bizim yeni otoritemiz olabilir. Evet, bununla kurtuluşu sağlayabiliriz. Otoritenin gücünü hisset. Akrepler bize kendi otoritelerinin güçlerini gösterirler böylece. Net bir şekilde anladık ki
akreplerin otoriteleri daha güçlü. Robot akrepler gerçekten yüksek mühendislik harikası. Muazzam bir mühendislik harikası. Doktor Mobius'un da elini öpmek lazım. Aslında ben buradan düşersem taşıdığım anten vücudumun içine giriyor ve bazı organlarımı, en azından hala alınmayan organlarımı deliyor. Onu da anlamış olduk. Okey. Her türlü o içerideki akrep robotlarla savaşmamız gerekecek. Hiç sıkıntı değil efendim. Hiç sıkıntı değil. Çünkü korkmadan ilerliyoruz. Bilimi arkamıza alarak ilerliyoruz. Ölüyorsun sen. Öl lütfen. Ah, ah. Aa, sizden daha var. Aşağıdan, aşağıdan ateş geliyor. Bu çok hataydı sanırım bu. Evet, bu dikkatlice düşünülmesi gereken bir karardı. Dikkatlice düşünülmedi. Yanlış kararlar verildi. O yüzden dönüp bir kararlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Beni yok etmek isteyen akrepler deneyebilir. Şansını deneyebilir. Böyle yok. Beni görüyor. Biliyorlar bunlar nerede olduklarımı. Nereden geleceklerini mi kestirmiyorlar? Hayır, oradalar. Hayır! Vurmuyorsun. Öldüm. Öldüm. Çok çabuk ölüyorum. Hiç sıkıntı değil. Sadece hızlı bir şekilde aşağıya hücum etmemiz gerekecek. Harika. Oraya ulaşabiliyor muyum peki? Ulaşabiliyorum. Harika. Oraya lütfen vuralım. Lütfen vurmaya. Hayır. Hayır. Çok üzücü bir olay. Çok üzücü bir olay. Yeni bir taktiğim var. Buradan doğruca dışarı kaçacağım. Doğruca dışarı kaçacağım. Kesinlikle savaşmayacağım. Çünkü rasyonel düşünce bunu gerektiriyor. Rasyonel düşünce demek mantıklı düşünce demek. Ve ben mantıklı bir düşünebilen bir kişiyim. O yüzden kesinlikle böyle bir şeyde bulunmayacağım. Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede? Hayır, sen bilime denk değilsin. Ben bilime denkim. Bu robotlar kapıları açamıyor, değil mi? Çünkü onlar robot. Kapıyı açmamaları lazım. Bu kapılar insanlara göre tasarlanmış. Buradan dışarı çıkacağız ya dışarıda bizi bekleyen bin bir türlü tehlike olacak. Çünkü buradaki artık sahte bilim insanları, bilimi kötüye kullanan yeni düşmanlarımız bizlere türlü türlü tuzaklar, tehlikeler hazırlamış. Biz de durmayacağım çünkü Bay Higgs durdurulamaz. Bay Higgs durduruluyor şu an. Okey, durdurulamaz. Bay Higgs durdurulamaz. Ah. Vurmayın, vurmayın, vurmayın. Wow, 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 wow. Kim onlar? Bakma, geriye bakma. Geriye bakma. Geriye bakma. Orada Higgs. Çok zorlu bir mücadeleydi. Kaçtım. Kaçtım. Bir elektron atomunun çekirdeği etrafında bir turu tamamlayana kadar benim bütün cesaretim yok oldu. Çünkü ben bir bilim insanıyım. Benim gerçekleri konuşmam lazım. Benim dürüst konuşmam lazım. Gerçekler bunu gerektirir. Rasyonel düşünce, bilim bunu gerektirir. Cesaretim yok oldu. Paramparça oldu. Burası oldukça gelişmiş bir bilimsel enstitüymüş. Onu öğrendim. Ben şurada izninizle bir uyuyacağım. Bir kendime geleceğim. Çünkü bunu yapmam gerekiyor. Higgs köyüne gidemedik. Benim adıma kurulmuş bir köy. Düşünsenize ne kadar güzel. Benim ismimi duymuşlar. Beni buraya ışınlamışlar. Uzay zamanda benim buraya sıçramama, benim buraya atlamama neden olmuşlar. Benim burada materyalize olmamı sağlamışlar. Ama benim ismimi daha duymamışlar. Bu insanımsı robotlar artık, ne diyeyim, bu beyinler, uçan
uçan beyinler, robotlar, bu ekranlar, bu tabletler, uçan bu tabletler daha benim kim olduğumu bilmiyor. Daha çağırdıkları kişinin, buraya ışınladıkları kişinin kim olduğunu bilmiyorlar. Ama ismimi duymuşlar. Ve benim adıma köy kurmuşlar. O yüzden oraya gitmek de şart. Ama bir değerli bilimsel ahbaplarım, bu bölümün sonuna geldik. Artık Higgs köyüne gelecek bölümde gideceğiz. Ve bir sonraki bölüme bu karşımızda duran, önümüze konulan engelleri, önümüze çıkarılan bu sabotaj unsurlarını, dünya düzcüleri, uzaylı işgalci değil bu sefer ama bu sefer mutantları, mutant işgalcileri ve isyankar robotları, robot asileri halledeceğiz. Bu robot örgütlerini bertaraf edeceğiz. Bilimin değerli yoldaşları, bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hiçbir zaman unutmayın, yaşamdaki tek gerçek otorite bilimdir. Ve gerçek bilim Bay Higgs'le birlikte gelir. Görüşürüz.